Benim bahsedeceğim konu aslında şuradan başlayalım. Ben doktora tezi çalışması yapıyorum inşallah. Yakın zamanda bitecek doktora tezim. Bu doktora tezimde çalıştığım konular, konu benim sağlık haberciliğinin etik ilkeleri. Sağlık haberciliğine yönelik olarak Türkiye'de etik ilkeler belirlenmemiş durumda. Yani bir etik çerçeve belirli değildir. Genel olarak gazetecilik, basın ilkeleri, basın konseyi ilkeleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ilkeleri gibi etik ilkelerimiz mevcuttur. Ancak bunun içerisinde sağlık habercilerine özel olarak bir çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Çünkü sağlık habercileri çok daha farklı bir alandır bakış açısıyla yola çıkılmış olan bir çalışma. Bu kapsamda ben dünyada basın ilkelerinin neler olduğunu, dünyadaki basın ilkelerinin örnekler üzerinden basın ilkelerinde sağlıkla ilgili ya da sağlık temasıyla ilgili nelerden bahsedildiğinden yola çıktım. Ve sonrasında bu çalışma esnasında yurt dışında yayınlanmış olan çok sayıda kılavuz olduğunu gördüm. Nasıl kılavuzlar bunlar? Diyabetle ilgili nasıl haber yapılır? Obeziteyle ilgili nasıl haber yapılır? Yeme bozukluğuyla ilgili nasıl haber yapılır? Şizofreniyle, ruh sağlığı ve intiharla ilgili nasıl haber yapılır? Araştırma yazıları nasıl haberleştirilir gibi gazetecilere yönelik olarak çok sayıda çalışma mevcut. Bunlardan yola çıkarak bir tarama yaptım. Bu tarama sonucunda da yani iyi tırnak içerisinde iyi bir sağlık haberi yazarken bizim çerçevelememiz gereken, yani dikkat etmemiz gereken hususlar nedir sorusunu cevaplamaya çalıştım. Bu kapsamda ek olarak doğal olarak sağlık haberciliğinden bahsedeceğiz. Sonra araştırmamı anlatacağım sizlere. Direkt olarak söyleyeceğimiz şey medya toplumda gerçeklik algısını yönetir, davranışları tetikler, tutumları etkiler. Bireyler gördüklerini, okuduklarını ya da dinlediklerinden etkilenerek davranışlarını şekillendirir. Tabii sağlıkla ilgili bilgiler de çok daha fazla olmaktadır. Örneğin, Eda Hocam örneğinizi atıfta yaparak alıyorum. Hocamın vermiş olduğu çok etkili bir örnek vardı sohbetimizde. Bir kişi televizyondan duyuyor ve bildiğiniz şu kömür yakmada kullanılan çıra var ya, o çıranın şeker hastalığıydı. Şeker hastalığına iyi geldiğine dair bir sunum yapılmış. Çok geçmiş olsun kendilerine. Hastanede soluğu almış, zehirlenmiş. Normal şartlar altında dinlediğinizde çıra, şeker ve bunun kaynatılıp içilmesi. Ne alaka diyorsunuz? Yani normal şartlar altında sağlıklı bir birey bunu yapmasını bekleyemezsiniz. Ama sağlık sıkıntısı olan bir birey, sağlığın hastalığından kurtulup sağlıklı bir yaşama kavuşabilmek için her türlü öneriye, her türlü bilgiye açıktır ve özellikle bu çaresiz bir hastalıksa, kanser gibi bir hastalıksa ya da daha büyük rahatsızlıkları varsa her türlü önlemi ya da her türlü tedbiri alıp her türlü çareye başvurabilme potansiyeline sahip. İşte bu aşamada medyada çok önemlidir. Bu kapsamda medyanın işlevlerini tanımlamak gerekiyor. Sağlık haberciliği işlevlerini tanımlamak gerekiyor. Sağlık haberciliği insanların sağlık konusunda aydınlatılması için, halk sağlığı konusunda farkındalık yaratılması için ve toplumu bilinçlendirmek için çok önemlidir ve işlevleri de bunlardır denilmektedir. Sağlık haberciliğinin işlevleri ve kapsamı gereği ki bu işlevleri yerine getirirken sadece sağlık konusuyla ilgilenmez. Daha önceki sunumlarda da bahsedildiği gibi bunun ekonomik boyutu vardır, politik boyutu vardır, siyasi boyutu vardır, toplumsal boyutu vardır, çok boyutludur. Tüm bu işlev ve kapsamları doğrultusunda zamanında doğru ve güvenilir habercilik olmasına kamu sağlığının devam ettirilebilmesi için, sağlanabilmesi için özel bir sorumluluğu da vardır sağlık haberciliğinin. Bu kapsamda hem tıp ve basın ilişkisini yani sağlık haberciliğinin konumunu hem de sorumluluk düzeylerini ortaya koymak için böyle bir şema geliştirdim. Basının ve tıbbın ilişkisi, tıp basınla ilgili medya ile ilişki bir boyutunda hani bir bilgilendirme ya da bir açıklama yapma, araştırmasını anlatma boyutunda ilişki kuruyor. Ama basın tıpta sağlık konulu haber boyutunda, yani sağlık haberciliği boyutunda ilişkilidir. Bütün verileri de sağlıkla ilgilidir ad üzerinde. Ve bu aşamada hem hekimin hem basında gazetecilerin topluma karşı sorumluluğu vardır. Çıkış noktası budur. Zarar vermemeye, fayda sağlamaya endekslidir. Ve gazeteci de sorumluluğunu taşımak zorundadır. Pratik gazetecilik uygulamalarını yapmak zorundadır. Sorumluluklarını bilmek zorundadır. Aynı zamanda kısmi olarak da halk sağlığı boyutunda hekimin sorumluluğundan
hazırlandırıyoruz. Gazetecilerin hazırlanmış kılavuzların betimlenmesi ve bu kılavuzlarda gazetecilerin daha iyi sağlık haberi yazmak için nelere dikkat etmesi gerektiğine dair hususların ortaya konması için bu çalışmayı tamamladık. İncelediğim kılavuzlardan 3 tanesi burada. 18 tane kılavuz inceledim ki çok daha fazla kılavuz var, sınırlandırmam gerekiyordu. Obezite nasıl yapılır, obezite ile ilgili haberler nasıl yapılır, diyabet ile ilgili haberler nasıl yapılır, ruh sağlığı ve ithal ile ilgili haberler nasıl yapılır? Sırf bunlara yönelik kitap çıkardılar. Bu kapsamda sağlık habercilerinin yoğun olarak uygulandığı Amerika, Büyük Britanya, Avustralya ve Kanada'da çeşitli kuruluşlar tarafından, bunlar sendikalar olabilir, sağlık kuruluşları olabilir, dernekler olabilir ya da özel araştırmalar olabilir, hazırlanmış olan medya kılavuzları ki bunları sınırlandırmada bizim kullandığımız kriter şuydu. İçerisinde amaç kısmında sağlık habercilerine ya da sağlık haberlerine yönelik olarak hazırlanmıştır bu kılavuz ifadesi yer alan 18 tane kılavuzu 4 ana tema ve 55 alt temada döküman incelemesiyle inceledik. Burada bizim 4 ana temamız var demiştim. Bu ana temalarımız kılavuzun hazırlanma gerekçesi, kılavuzu hastalıkla ilgili olarak ele alınan bilgiler, künye ve destek bilgileri ve gazetecilere yönelik olarak vurgulanan konular ve bunların alt başlıkları vardı. Genel olarak baktığımızda bu 4 temaya kılavuzlarda yer verilme oranını görüyoruz şu anda. Mor renkle gösterilenler gazetecilere yönelik olarak yapılan öneriler. Gördüğünüz gibi her sağlığa, her konuyla ilgili, her hastalıkla ilgili çok fazla öneride bulunmakta. Aynı zamanda şunu da görüyoruz ki sarı ile işaretli olanlar kılavuzda anlatılan ya da bu kılavuzun hazırlanmasına konu olan hastalıkla ilgili gazetecilere yönelik yapılan anlatımlar. Bu hastalık nedir? Tedavisi nedir? Yaygınlığı nedir gibi bilgiler ki biraz sonra değineceğiz onlara da. Kılavuzların yayınlanma gerekçesini şu şekilde ifade edebiliriz. Büyük oranda gazetecilere haber üretim sürecinde destek olmak. Sonrasında yani eşit oranda doğru haber yapılmasını sağlamak, toplumdaki tutumu değiştirmek, önyargıları yıkmak ve farkındalık yaratmak amacıyla biz bu kılavuzu hazırladık diyorlar. Sonrasında hastalıkla ilgili ne tür bilgilere yer veriyorlar? Genel olarak az önce de söylediğim gibi hastalığı tanımlıyorlar. Hastalık hakkında genel bilgi veriyorlar. İstatistiki bilgilere yer veriyorlar. Teşhisinin, tedavisinin ne olduğunu anlatıyorlar. Ve diğer alanlarla ilişkisi üzerinde duruyorlar. Bu ne demek? Bu hastalığın sosyal boyutu vardır, siyasal boyutu vardır, ekonomik boyutu vardır. Haberlerinizde bu tür konulara da yer vermelisiniz diye öneriler de var sonuç itibariyle. Künye ve destek bilgileri de iletişim bilgileri. Kim hazırladı bu kılavuzu ya da hangi kurum hazırladı? Ki benim için önemli olan noktalardan bir tanesini şimdi söyleyeceğim. Haber yazımında yardım alınabilecek kişi ve kuruluşların listesi yer alıyor arkadaşlar. Ben obezite ile ilgili bir haber yapıyorum. Obezite ile ilgili haber yaparken elimde bir kılavuz var. Doğru terminolojiyi kullanmak için, konuya hakim olmak için ya da doktorla görüşmeden önce bu kılavuzu inceliyorum. Temel bilgilere sahip oluyorum. Sonrasında da, tam 2 dakikam kalmış da şoka girdim şu anda. Koşturarak gidiyorum. Zip'le anlatacağım o zaman. İsteyene detaylı olarak anlatırım. Haber yazımında yardım olacak kuruluşların listesi var sonuç itibariyle. Sonra kimler tarafından hazırlandığı, terminoloji ve etik kodları atıklarda yer almaktadır. Gazetecilere yönelik olarak önerilere baktığımızda bu önerileri 4 temel başlık altında çerçeveledim. İlk olarak zarar vermeme. Zaten az önce de söylediğim gibi sağlık haberciliğinin zarar verme ekseninde yapılması gerekiyor. Yani fayda sağlamak amacıyla yapılması gerekiyor. Burada öne çıkan konular gazetecilere zarar vermeme adına tavsiyede bulundukları da şunları söylüyorlar. Genellemeler içeren ifadelerden kaçınmalısınız. Yanlış yönlendirmelerden kaçınmalısınız. Hastalıkla ilgili efsaneler ve doğru bilgilere yer vermelisiniz. Ya efsaneleri bilmeniz lazım, buna göre doğru bilgi vereceksiniz. Çünkü organ bağışı ile ilgili ya da organ nakli ile ilgili sunumlar da var. Hemen oraya bir pas atarak şunu söyleyeyim. Organ nakli ile ilgili insanlarla konuştuğunuzda neden bağış yapmıyorsunuz, pardon organ bağışı ile ilgili neden bağış yapmıyorsunuz sorusunu sorduğunuzda cevabında şu tür şeyler var. Ben yapmıyorum çünkü hani öldüğünden emin misiniz? Nasıl yani, ölmesi zaten organ nakli yapılmaz. Şöyle haberler var çünkü medyada. Öldü zannedilen hasta morgda canlandı. O zaman insanların aklına ne geliyor? Ölmediği halde öldü diye gösterir. Sırf şeyde yatırıp hazır yatırmışken kolunu, bacağını, yüzünü, kulağını alayım da nakledeyim. Böyle bir algı yok, böyle bir dünya yok.
ama bu şehir efsanesi olarak var. Dolayısıyla bunları yapmamanız lazım ki farkındalık yaratılıp doğru bilgi verelim diyorlar. Doğru terminolojiyi kullanmalı, hastalıkla ilgili haber şey, bilgi sahibi olmalı diyoruz. Bunu size daha sonra veririm, toplamam lazım hemen. Hemen hocam. Bu yanlış bilgi vermedi obeziteyle ilgili bir örnek. Haberlerde görülen obeziteyle ilgili görseller genelde bunlar kullanılır. Ancak baktığınızda hastalık derecesindeki obez insanların görüntüsüdür. Bu da yanlış anlaşılmaya ve damgalamaya neden olmaktadır. Doğruluk objektiflikle ilgili gazetecilik pratiklerinin ekseninde yer alan bilgilerdir bunlar. Doğru anlatım ve tanımlara ilişkin örnekler vardır ki bu aslında çok önemli bir konu. Ayrı bir çalışma konusunda dipnot olarak geçeyim kendime. Haberler kanıta dayalı olmalı, risk faktörleri belirtilmeli, uzman görüşüne yer vermeli, hikayelerin doğruluğu araştırılmalı, haber kaynakları doğrulanmalı, istatistik veriler doğru ve güncel olmalı deniyor. Burada, özür dilerim fazla hızlandım. Burada işte bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor çünkü daha çok az zamanım kaldı. Bu önemli, bunu biraz yayacağım zamanı hafif genişleterek. İfadelere örnekler, arkadaşlar sağlık haberlerinde, sağlıkla ilgili, sağlık konusundaki haberlerden bahsettiğimiz zaman doğru terminolojiyi kullanmak yanı sıra doğru tanımlama da yapmak zorundayız. Çünkü karşınızda bahsettiğiniz kişi, bu hastalıkla muzdarip olan kişi bir insan ve etkileniyor. Damgalama konusu da bahsedildi, buraya da giriş yapılabilir, çok daha geniş bir konu. Örnek olarak size yeme bozukluklarıyla ilgili haberlerin nasıl yapıldığına dair bir kitapçıktan, 2014 yılında yayınlanmış olan kitapçıktan örnek getirdim. Bir kişiyi etiketleyen dil yabancı ya da yaftalanmış yani damgalanmış hissetmesine yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olun diyor. Ne diyor size? Problemli kullanımlar, anoreksik, bulimik gibi ifadeler kullanmayın diyor. Onun yerine ne kullanabilirsiniz? Anoreksiyle yaşayan ya da bulimiyle yaşayan, bulimiya teşhisi olan kişi diyebilirsiniz. Ya da dertli olmak, çekmek, kurban, muzdarip gibi ifadeler kullanmamanız lazım diyor. İntihar girişimleriyle ilgili, işte o farklı hastalıklarla ilgili çok farklı tanımlamalar var. Hemen geçiyorum, bitirmek üzereyim. Özel hayata yönelik olarak mahremiyet ekseninde çok fazla şey var. Diyor ki ilk olarak da özel hayata ya da kişilik haklarına zarar vermemen gerekiyor senin karşıdaki kişinin. Habere zarar vermediğin gibi bunları da koruman gerekiyor. Ya da bir hastalık ya da hastalık haberde ya da manşette hastalıkla ilgili bir vurgu yapacakken eksikliğe ya da hastalığa özellikle sırf ajitasyon yapmak için vurgu yapma diyor. Ve bunun dışında başka öneriler var. Hak ve adalet ise ayrımcılığı körükleyen sansasyonel haber yapılmamalı, haberde kullanılan dil ve fotoğraflarda farklılıklara saygılı olunmalı deniyor. Bitiyor artık. Sağlıkla ilgili haber yaparken tüm bu bilgiler ışığında daha da uzun olarak konuşmayı çok severim, isterim de profesyonel gazetecilik davranışlarını göz önünde bulundurmalısınız. Kişilik haklarını gözetmelisiniz, koruma ve zarar vermemenin yanında gözetmelisiniz. Doğru ve objektif haber yapmanız gerekir deniyor. En büyük bir ucu bunlardır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.